annem bir şey yemiyor. Bugün neredeyiz? Singapur'dayız. Singapur'da hava gerçekten çok nemli, çok sıcak. İnsan acayip bunalıyor. Tabii böyle iklim biraz tropikal iklim olunca ya haliyle bunalıyorsunuz. Alışkın değiliz biz böyle şeylere. Desek de inanmayın. Konya'dayız, Konya. Konya kalp kelebek bahçesi. Ben buraya gelmeyi çok istemiştim. İple çekiyordum ama reklamlarda Sakarya'da değil de Konya'da olduğunu söyleyince çok üzülmüştüm. Şimdi burada 60 türden 20 bin kelebek yaşıyor. İçeri girdiğiniz anda sizi karşılıyorlar ve 3500 metrekarelik alan boyunca, gezi alanı boyunca size eşlik ediyorlar. Üzerinize konuyorlar, önünüzden geçiyorlar. Yani her anınızda, etrafınızda kelebekler var. Peki buraya bu kelebekler nerelerden getiriliyorlar? Endonezya, Singapur, Panama, Costa Rica, böyle biraz daha ılık bölgelerden, nemli ve ılık bölgelerden, yani onların doğal ortamlarından getiriliyorlar. Hangi evrede getiriliyorlar? Kelebek yaşamının 3. evresi olan pupa evresinde, özel ortamlarda getiriliyorlar buraya. Buranın sıcaklığı 28 derece, sabit sıcaklık 28 derece ve nem de %80 oranında. Haliyle ter hiç eksik olmuyor. Evet, zor bir yerdeyiz biraz ama çok keyifli bir yer. Cennetten bir köşe adeta burası. Gerçekten görünce çok heyecanlanıyor insan. İlk başta yapay zannetme, özellikle mavi kelebekler çok güzeller. Yapay olduğunu düşünüyor. Bir de önünden uçuyorlar, üstüne konuyorlar bazen falan. Ama gerçekler ve böyle insanı çok mutlu ediyorlar. Gerçekten hoş bir ortam. Bir de Konya'nın ayazında nemli bir tropikal bir iklime girmiş oluyorsunuz birden. Ücreti ne kadar buranın? Kişi başı yetişkinlere 75 lira. Çocuklara da, yani öğrencilere de 45 lira. Çok küçük çocuklara ücretsiz. Yabancılara da 150 lira buranın giriş ücreti. Burada bazı kelebekler çürümüş meyveyle beslenmeyi çok sever diyor. Buraya da çürük meyveleri koymuşlar. Onlar da afiyetle yiyorlar. Afiyet olsun kelebekler. Burada da kelebeklerin koza halleri var. Bunlar Kenya kelebekleri. Evet, bazıları çıkmış gördüğünüz gibi. Ha evet, şurada bir tanesi çıkıyor, artık yuvadan ayrılıyor. Bunlar mesela bugün gelmiş, Kenya'dan getirilmiş. Burası pupa dolabı, böcek müzesi. Burada da kelebeğin yaşam döngüsü anlatılıyor. Burası da böcek adası. Her böcek için içeride türlerine göre odalar yapmışlar ayrı ayrı. Böcekler canlı değil ama çok sayıda bilgilendirici materyal ve böcekler hakkında çok fazla şey mevcut. Evet. Aa, YouTube benim. Seyahat kurtları. Merhaba. Abone olun, merhaba, izleyin. Merhaba. Ne oluyor mu? Olacak mı? Beni izlemeyin. Devasa böcekler var burada ya. 17 santimmiş bir tanesi mesela, şu Herkül böceği. Burada var yine 11 santimden daha uzun. Bu ayaklarıyla, kıskaçlarıyla artık ne derseniz deyin. Bunları gerçek hayatta görseniz, ya ben görsem tırsarım. Böceklerle aram çok iyi değil. Bir de bunları görürsem biraz benim açımdan sıkıntı olabilir. 17 santimlik böcek. Burada gördüğüm en ilginç böcek fazmit. Yani hayalet böcekler. Fazma zaten Yunanca'da hayalet anlamına geliyormuş. Biz de bu böcekleri görmeye çalıştık. Biraz zor gördük ama çok ilginçler ya. Görünce insan çok şaşırıyor. Şimdi arka taraftaki sırayı görüyorsunuz. Biz doğru zamanda gelmişiz. Saat 11-11.30 gibi geldik. Sakindi. Şimdi çok fazla insan var. Çok fazla ziyaretçi var. Bu sırayı beklemek biraz zor olabilirdi. Ama yine de değer tabii, o ayrı bir şey. Buranın pazartesi günleri kapalı olduğunda
hatırlatmış olalım. Boşuna gelip dönmeyin burada. Hayal kırıklığı yaşamayın. Çocuklar için çok öğretici bir yer. Hem kelebeklerin aşamasını görüyorsun, hem canlı canlı görüyorsun, hem anlatılı da var. Böcekler hakkındaki müze de bence çok öğretici. Bana çok fazla kelebek kondu galiba. Ama turuncu yerime kondukları için galiba beni turuncu bir çiçek zannettiler. Sille'de Aya Elena Kilisesi'ndeyiz. Yapım tarihi 327 normalde. Girişte bir onarım kitabesi var. Orada da 1833 yılında Sultan II. Mahmut tarafından tamir ettirildiği yazıyor. En son 2012 yılında restorasyona alınıyor. Bu arkamızda görmüş olduğunuz resimler ve freskler de 1833 yılına ait. Burası da Ambon. Kiliselerde İncil'in okunduğu yüksek yerlere verilen isimmiş. Bunu da öğrenmiş oldum ben de. Burada ilginç bir isimle karşılaştım. Despot koltuğu. Yani normalde despotun anlamı tabii ki böyle çok sert kişilere, belki biraz daha deniyor baskıcı kişilere. Ama burada kilisenin dini başkanı olan metropolitlerin ayinleri yönetirken ayakta kullandıkları koltukmuş. Despot koltuğu. Kiliseden çıkınca hemen arkeolojik kazı alanı başlıyor. Oraya giriş yasak ama bu tarafta böyle küçük küçük mağaralar görebiliyoruz. Onlar da görülmeye değer. Yapımız Tepe Şapeli veya Süs Şapeli adıyla bilinir. Süs Şapeli, bölge halkı tarafından verilmiş bir isim. Süt kesilen kadınlar buraya gelip adak adayıp dua ediyorlar. Allah'ın kabul olduğuna inanıldığı için Süs Şapeli adıyla anılmış. 1923 yılına kadar aktif bir şekilde ibadet mekanı olarak kullanılıyor yapımız. 1923 sonrasında nüfus mübadelesiyle beraber yapı kapatılıyor. Şurada gördüğümüz harabe bir vaziyete bürünüyor yapımız. 2012 yılına kadar o şekilde kaldıktan sonra restore ediliyor. 2014'te bir fikir üzerine yapı zaman müzesi oluyor. Eserlerimiz Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan güneş saatleri, kurmalı saatler, çalar saatler, ruznameler, usturaplar gibi birçok eser barındırıyor. Özel eserlerimizden birisi 1940'lı yıllar. Ortada 4 yuvarlak görüyoruz. Orada o dönemin illeri mevcut. Hangi ile çevirirsek bizlere coğrafi ve ekonomik istatistik sunuyor. Burada usturlabımız var. Usturlabın Türkçe kelime anlamı yıldız yakalar demektir. Astronomik, astrolojik ve matematiksel birçok hesaplamalar gördüğümüz usturlap üzerine yapılıyor. Ortada gördüğümüz 4 tane yuvarlak mevsimleri, hayvan figürleri, Çin takvimi veya 12 hayvan Türk takvimi dediğimiz takvim çeşidini, yüz ifadeleri ise burçlarla alakalı. Hangi burç, hangi ay nasıl bir karaktere bürünecek? Hemen görüyoruz orada ağlayan, gülen ve kızgın yüz ifadeler var. Burçların nasıl bir karaktere bürüneceğini, hangi ayda nasıl bir duyguya bürüneceğini hesaplıyorlar. Taş kısmına baktığımızda bir bebek figürüyle karşılaşıyoruz. Buradan çocuğun erkek mi kız mı olacağına kadar hesaplamışlar. Bu saatimiz 14 ayar altından bir paşa saati. Osmanlı'nın son döneminde sadece Osmanlı paşaları kullanabiliyor bu saati. Statü göstergesi. Şimdi Sille kaç yıldır? Yaklaşık bir 10-15 yıldır yenileme çalışması içerisinde. O yüzden etrafta hala çalışmalar devam ediyor. İnşaat çalışmaları da var. Bayağı bir ziyaretçisi var şu anda Sille'nin. Biz de Kelebekler Vadisi'nden buraya geldik. Şimdi Sille'yi gezmeye devam ediyoruz.
Şimdi mağaralara geldik. Bu taraftakilerin ibadethane olarak yani kilise olarak kullanıldığını öğrenmiştik. İleridekilerse hane olarak yani ev olarak, yaşam alanı olarak kullanılıyormuş. Burası çok ilginç, çok güzel ama tabii maalesef yine Türkiye'de her yerde diyeceğim yani neredeyse çoğu yerde karşılaştığımız sorunla burada da karşılaşıyoruz. Onlar da duvarlara yazı yazmak. İnşallah burası da koruma altına alınır ve bu güzellikler gelecek nesillere kadar ulaştırılır diye ümit ediyoruz. En büyüğü o diğer kiliseydi. Kilise olarak kullanılan mağaraydı. Belki bunlar da bir çıkış vardı. Yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Görebildiklerimiz şimdi bunlar. Diğer taraftakiler 2-3 katlıymış ama şu an oraya geçiş çok mümkün değil. O yüzden onları belki karşıdan gösterip gideceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Şunlar da az önce anlattığım mağaralar, ev olarak kullanılan. Bulduk, yani yukarı çıkmıyoruz ama aşağıdan o ev niyetine kullanılan mağaraları da göstermiş olalım. Çok ilginç, güzel mağaralar. Yine burada da bol bol duvar yazıları, güzellikler mahvedilmiş yine maalesef. Burası Çay Camii. Bir zamanlar kalabalık bir çarşı yeri olan Sille Deresi kıyısında çarşı cami olarak yapılıyor. Çarşının boşalması ve yerine evlerin yapılmasıyla bir mahalle camisi haline geliyor. Daha sonra bakım alınıyor ve bugünkü halini almış oluyor. Şimdi biz Kelebekler Vadisi'nden taksiyle geldik buraya. 150 lira tuttu. 6 kilometre kadar bir mesafe var. Daha önce kiliseleri gezdik. Şimdi de camiye geldik. Burada zamanında hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar birlikte yaşıyorlarmış. Zaten yapılarda bunun böyle olduğunu gösteriyor. Ta ki nüfus mübadelesine kadar o tarihten itibaren Rumlar Yunanistan'a gidiyor ve sadece Müslümanlar, Türkler kalıyor burada. Şimdi ne yapıyoruz? Konya merkeze tekrar gidiyoruz. Evet. Acıktık ve Konya'nın meşhur yemeği olan etli ekmek yemeğe geldik. Bunun için ben yıllar önce bir mekana gelmiştim. Çok lezzetliydi, aklımda kaldı. Yine aynı mekan biraz başka bir yere taşınmış. Orayı bulduk ve etli ekmeği burada yemeye karar verdik. Şimdi biraz yapılışını ben size göstereyim. Kolay gelsin tekrardan. Hoş bulduk. Nedir bizim etli ekmeğimiz, nasıl yapılır? Etli ekmeğimiz Konya'nın meşhur etli ekmeğindeyiz. Hoş geldiniz özellikle. İşte mayalı hamurdan yapıyoruz Konya etli ekmeğimiz. İçinde soğan var, domates, biber. Etin neresi olması gerekiyor? Özellikle var mı bir şey seçiminiz? Biz kaburga kullanıyoruz. Kaburga but karıştırıyoruz. Düve etiyle. Onu da kullanıyoruz. Taş fırında? Tabii taş fırında. Meşe odunu bırakıyoruz genellikle. Kaç dakika pişiyor? Yani dakikası 3 ile 5 dakika arasında pişiyor zaten. Biz yavaş yavaş pişiriyoruz. Evet. Çok harlı ateşten kullanmıyoruz. İçini çektire çektire şekilde kullanıyoruz. İsminiz neydi bu arada? İsmim Nizamettin. 30 senedir bu işi yapıyoruz. İsminiz neydisin? İsmim Adil efendim. Adil usta. Evet, siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 90 yılından beri o zamandan bu zamana devam ediyorum. Evet, yılların eskilemediği ustalarımız burada. Evet. Hünerli ellerden lezzetli etli ekmekler çıkıyor.
çıtır çıtır olmuş tam kıvamında. Etli ekmek böyle olmalı bence. Çok güzel. Konya dışında yediklerimi çok beğenmiyorum aslında ama burada yerinde yemek iyiymiş. Yağ kıvamı vesairesi güzeldi. Gerçekten lezzetli. Konya'nın meşhur yemeklerinden biri de bamya çorbası, kuru bamya çorbası. Nasıl yapılıyor? Böyle minik minik, evet gösteriyoruz bir taraftan. Çiçek bamya kullanılıyor, kurutulmuş çiçek bamya ve içinde et bulunuyor. Ayrıca kuru kağıda bulunuyor ve tabii ki de limonlu oluyor bu. Ekşi bir çorba, bamya çorbası. Normalde bamya yemeği olarak biz hep biliriz ama Konya'da bu bamyanın çorbasını yapıyorlar. Çok lezzetli, ben daha önce denemiştim. Şimdi yine yiyeceğiz. Ben yapmadığım için güzel. Güzel ekşi. Ben ekşiliği severim. Hem etli hem ekşi. Ben bamyayı zaten severim. Bamya çorbasını ayrı bir seviyorum. Gayet güzel. Gelince bir ara bamya çorbası da içersiniz Konya'da. Afiyet olsun. Arka tarafımda görmüş olduğunuz bina Karatay Medresesi. Bugün müze olarak kullanılıyor. Birkaç saat önce açıktı. Şu an saat 5'e geliyor herhalde. Kapanış saati gelmiş. Kapıyı açmayı denedik, açamadık. O yüzden gezemedik. İçinde çok güzel eserler var. Görmek isterdik. Ama kısmet değilmiş. İnsan hepsine yetişemiyor haliyle. Çok yer, gezecek çok yer olunca ancak bu kadar. Şimdi de İnce Minareli Medrese'ye doğru gidiyoruz. Bakalım orası açık mı? Evet, şurada bir tramvay görüyorsunuz. Nostaljik tramvay mı? Hayır. Yakın zamana kadar, yani birkaç yıl öncesine kadar bu tramvaylar kullanılıyordu. 10 yıl, 12 yıl önce falan kullandığımı hatırlıyorum bu tramvayları. Yeni tramvaylar geldikten sonra kafe olarak hizmet veriyor. Bir de bunlardan birkaç tanesini bisiklet tramvayı olarak kullanıyorlarmış. Ben henüz göremedim, yani saatlerini tutturamadım. Denk gelirse gösteririz çünkü çok fazla bisiklet yolu var ve bisikletli var. Yaşlısından gencine pek çok kişi burada bu şehirde bisiklet kullanıyor. Şimdi bu eski tramvayda bir çay içelim de biz de nostalji yapalım, eski günleri yad edelim. Kolay gelsin. Çayınız var mı? Çayımız yok. Çay yok mu? Ha. Şimdi İnce Minareli Medrese'deyiz. Burası Vezir Sahip Ata tarafından yaptırılıyor. Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından. Birinci bölümde yayınladığımız Sahip Ata Külliyesini yapan mimar tarafından yine burası inşa ediliyor. Burası Darül Hadis olarak, yani hadis ilmi öğretilen bir medrese olarak inşa ediliyor. Yapısı çok güzel. Zaten girişteki bu taş işlemeciliği mükemmel. İçerisini de görmek isterdik ama burası restorasyona giriyor. O yüzden kapalı. Buradaki eserler de Karatay Müzesi'ne taşınmış. O yüzden onları da göremedik. Oraya da giremediğimiz için taş ve ahşap eserler müzesi olarak kullanılıyor. Normalde burası iki tane minaresi var aslında ama birisi zaten daha önce yıkılıyor. Bu kalan minare şu anki minarenin de yarım olmasının sebebi bir yıldırım. Yani yıldırım çarpması sonucu, yıldırım düşmesi sonucu minarenin üst kısmı yıkılıyor ve şu anda kalan kısım bu. Konya'da çok fazla Osmanlı ve Selçuklu eseri tarihi cami bulunuyordu ama çok fazla olduğu için biz en ünlülerine girdik. Normal başka bir şehirde olsa belki gireceğimiz cami ve medreselere ve işte kümbet gibi tarihi yapılara girmedik. Osmanlı ve Selçuklu, özellikle Selçuklu'nun yoğun olarak hissedildiği bir yer. Ama aslında Konya'da biz buraya hızlı trenle geldik. Kendi arabamıza gelmedik. Kendi arabamıza gelseydik ilk olarak gitmek istediğim yer Çatalhöyük olurdu. Bence Konya açısından orası da çok önemli bir yer. Çünkü tarihte en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. İlk bölümde hava çok soğuktu. Yani dün aşırı soğuktu ve kapalıydı. Bugün de tam aksine müthiş bir hava var. Güneşli, sıcak. Bu mevsime göre gayet sıcak bir hava var. En azından Konya'ya bu güzel havada veda etmek bizim için güzel oldu. O zaman bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.